Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yine güzel bir çorba tarifiyle geldim. Şöyle dibindeki tenceremizin arkadaşlar. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Sebzeli mercimek çorbası yapacağız. 2,5 su bardağı mercimeğimi güzel bir şekilde yıkadım. İçine sebze olarak ne koyacağız? Şöyle küçük boy 4 adet kapya biberim var arkadaşlar. Böyle bir büyük boy adet havucum var. 2 adet patatesim var. 2 adet soğanım var. Arkadaşlar şu an evde pırasa ile brokoli olsaydı ondan da koyuyordum ben ama şu an onlar yok. Sadece bunlarla yapacağım. Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce havucumuzu şöyle şu şekil. Zaten şeyden geçireceğiz arkadaşlar. Blender'dan rendelememize falan gerek yok. Şöyle şu şekil doğrayalım. Blender'dan geçireceğimiz için hiç rendeleyeceğiz diye uğraşmayın. Ben devamlı böyle yapıyorum. Şimdi bunun içine pırasa, havuç diyorum. Brokoli. Çok güzel oluyordu ama şu an evde olmadığı için bu elimdeki malzemelerden kullanacağım. Şimdi bu sap kısmı yetecek. Şöyle şu şekilde doğrayalım arkadaşlar. Malzemelerimizi. Tripodumuzu da ayarlayalım. Ramazan'ın iyice son günlerine yaklaştık arkadaşlar. Bir taraftan temizlik, bir taraftan video. Geçen hafta demiştim ben size atamam belki falan diye ama yine de Allah'ıma şükür ara ara da olsa atacağım. Bakalım. Şimdi bunları doğradık. Soğanlarımızı da aynı şekilde doğruyoruz arkadaşlar. Şöyle doğrayalım. Hiç. Arkadaşlar buna salça koymayacağım. Salçasız bir mercimek olacak. Harika ötesi bir şey oluyor bu böyle. Şöyle. Soğanları da öyle iri iri doğruyorum hiç. Şimdi patateslerimi ve biberlerimi de aynı şekilde doğrayacağım. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle doğrayalım. Bunu düdüklüye koyacağım, bir kapatacağım. Düdüklüden sonra blenderdan geçireceğim arkadaşlar. İçine sadece bir yemek kaşığı un kavuracağım, dökeceğim. O kadar. Çok lezzetli oluyor. Nane istersek nane de atabiliriz. Nane yemezseniz o sizin tercihinize kalmış. Şimdi şöyle bunları da patateslerini doğrayalım. Şimdi biberlerimizi de ayıklayacağım zaten. Bol vitaminli mercimek çorbası. Ramazan'da da mercimek çorbası olmazsa olmaz arkadaşlar. Sofrada eksik gibi oluyor resmen. Şimdi bunları da doğrayalım arkadaşlar. Biberlerimi de içlerini ayıklayacağım. Onları da doğrayacağım içine. Şimdi biberlerimizi de ayıklayalım arkadaşlar. Bunu kenara alalım. Biberlerimizi de şöyle içlerini aldıktan sonra daha şey kapya biberler de çok küçük arkadaşlar. Fiyatları desen zaten çok büyük. Şöyle bunları doğrayalım arkadaşlar böyle. Aynı şekilde iri iri doğrayalım. Sıf kısımlarını alalım. Böyle attım. Bugün de orucumuzun kaçağı arkadaşlar. Unuttum onu da. 6 günümüz mü? 7 günümüz mü? Neyimiz kaldı sanırım. Bitti gitti yani. İnsan ilk gelince ama çok şükür kazasız belasız bu vakte kadar getirdik oruçlarımızı. Allah'ım herkese tutmayı nasip eylesin. Ama iki Ramazan'dır arkadaşlar. Tabii ki misafirsiz.
Yani ne bileyim, misafir olmadan da Ramazan'ın ne tadı oluyor, ne tuzu oluyor. Valla eski Ramazanlar diye gerçekten artık bir de virüs girdi, hepten bitti. Allah'ım hayır eylesin, biz de bir an önce de bu virüslerden bizleri kurtarsın. Dikkat etmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar, biberi siz kendi isteğinize göre koyabilirsiniz. Biberleriniz büyükse bir tane veya iki tane de koyabilirsiniz. Bunlar küçük diye ben dört tane koydum, dört adet koydum. Şimdi bir mercimeklerimi de buna ekleyeceğim. Onu bir güzel suyunu da ayarlayacağız. Ondan sonra ocağa koyacağız. Şimdi bu yetecektir arkadaşlar. Şimdi mercimeklerimizi alacağız. Evet arkadaşlar, malzemelerimizi doğradık. Şimdi tenceremizi alalım. Şöyle şu şekil. Tam da 6 bardak su içtim arkadaşlar. Bir onu dökelim bakalım. Ne kadar olacak? Bu bol limonlu arkadaşlar, pişince salçasız çok güzel oluyor. Salçalısından lezzetli oluyor. Şöyle. Bunu bir dökelim. Zannediyorsam biraz daha getireceğim. Şu an 6 bardak koydum demiştim zaten. Ben bir 6 bardak daha getireceğim sanırım. Hemen suyumu getireyim. Evet arkadaşlar. 6 bardak daha su ekledim. Şöyle tuzumuzu atalım. Daha fazla da at koyalım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi bunu ocağa koyalım. Pişsin arkadaşlar. Zaten düdüklü ayarlarını kendiniz bilirsinizdir. Düdüklüden indikten sonra blenderdan geçireceğim. Sonra içine un kavurup içine dökeceğiz arkadaşlar. Çorbamız piştikten sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Çorbamızı bir güzel pişirdim. Arkadaşlar düdüklü de 15-20 dakika pişirdim. Sonra blenderdan geçirdim. Blenderdan geçirirken de içine bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı da kuru nane ekledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın, kapya biberi attığım için hiç salçaya da gerek yok. Şu şekil. Şimdi bu kaynasın arkadaşlar. Bir tarafa da yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koydum. Tereyağı da koyabilirsiniz. Tereyağla ikisini de karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi onun içine de şöyle bir yemek kaşığı unumuz var. Unumuzu ekleyelim. Çorbamız koyu kıvamlı olursa arkadaşlar, tabii ki su ekleyebilirsiniz. Tuz oranı da yeteri kadar. Zaten bir tatlı kaşığı atmıştım ben. Hiç salça katmadan bol limonlu çok güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu da güzel de kavuralım. İçine dökelim. Koyu olursa, bunu kavurduğunuz zaman da mercimekli çok güzel bir lezzet oluyor arkadaşlar. Özellikle tereyağı olmuş. Güzel oluyor ama tereyağını ben yemiyorum. Kolesterolüm yüksek diye arkadaşlar, bazı şeylerden mahrum kalıyoruz. Şimdi bunu da bir güzel karıştıralım. Şimdi yanımızda kızarsın, içine dökeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra çorbamız böyle 1-5 dakika daha kaynatacağız. Ondan sonra kapatacağız. Evet arkadaşlar. Unum da biraz kokusu çıkana kadar kavurdum. Şimdi şöyle karıştıra karıştıra ekleyelim. Üstümüze de sıçramasın. Şöyle karıştıralım ki. Şöyle de alalım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu bir güzel karıştıracağız. Top olmasın diye. Gerçi top olmaz da kavrulmuşum. Şöyle şu şekil yetecektir arkadaşlar.
Şöyle yakınlaştırabilirsem arkadaşlar, tripodumu da götüreyim oraya. Bakalım. Evet arkadaşlar. Böyle 5-10 dakika daha kaynatıp kapatacağız. Çorbamız da hazır olmuş olacak. Şimdiden bir güzel koku geldi arkadaşlar. O kokuyu tahmin edemezsiniz. Sebze ile mercimeğin de uyumu. Şöyle göstereyim, hatta şöyle yapalım. Evet arkadaşlar, bugün de böyle olsun. Tarifimiz böyle olsun. Gerçekten bu çorba çok lezzetli. Deneyin arkadaşlar, mercimeği zaten bilmeyenimiz yoktur. Arkadaşlar videolarıma like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Gülsüm'ün mutfağında kalın. Daha güzel inşallah çeşitli tariflerle yine birlikte olacağız. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum.